Her ne kadar biz şu anda ekranlarda 7.30 civarında bir dolar görüyor olsak da arkadaşlar, dolar çoktan 11 lirayı geçmiş durumda. OECD ülkelerinde yapılan bir araştırma var ki dudakları uçuklatacak cinsten. Türkiye gıda fiyatları artışında bakın neredeymiş, yine bunu da konuşacağız. Dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Rakamları da değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Şu an itibariyle ekrana baktığım zaman dolar kuru 7.35.91 seviyesinde. Hatta bununla böbürlenenler var biliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Doları 8.50 civarından 7.30'a kadar düşürdük diyenler var. Merkez Bankası sadece kuru baskılayabilmek için faizleri %17 seviyesine kadar getirdi. Piyasa faizleri %20'nin üzerine çoktan çıktı. Reel sektör kan ağlıyor. Firmalar ne yapacağını şaşırmış durumda ama faizler arka arkaya yükseltildi ve yüksek seviyede de sabit tutuldu. Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz bu sıkılaştırma politikaları önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor. Yani yüksek faiz ortamı devam edecek diyor. Bu ortamın asıl amacı neydi? Biraz da onu konuşalım isterseniz. Çünkü Merkez Bankası Başkanı bunun üstüne basa basa vurgu yapıyordu. Enflasyonu mutlaka düşüreceğiz. Yani fiyatları mutlaka düşüreceğiz. Bunun için de gerekiyorsa faiz silahını kullanacağız dedi. Aslında oradaki gerekiyorsa lafını atın gitsin. Çünkü arkadaşlar başka çareleri yoktu. Merkez Bankası rezervlerinde para olmadığı için doları vurarak baskılama yapma şansları kalmamıştı. Bu nedenle de yüksek faiz ortamına girdiler. Tefeci parasını Türkiye'ye çekmeye çalıştılar. Başardılar mı? Kısmen başardılar arkadaşlar ama çok tehlikeli bir para olduğunda bunun unutmamak gerekiyor. Yüksek faiz ortamı tabii ki Türkiye'yi çok ciddi bir darboğaza soktu. İnsanların fakirleşmesini de beraberinde getirdi. Nitekim OECD rakamları da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Biraz sonra şu 11 liralık dolar meselesini konuşacağım ama önce OECD ile başlayalım. Türkiye'deki gıda fiyatları ne seviyedeymiş onu sizlere kısaca aktarayım. Gıdada OECD ülkeleri arasında tam 37 OECD ülkesi arasında ki bunların çoğu gelişmiş ülkeler ve çoğu da asgari ücret olarak bizim çok ama çok üzerimizde gelir sağlayan ülkeler. Biz bu ülkelerin arasında gıda fiyatları artışında birinci sıradayız. Tam %20.6'lık bir artış olmuş 2020 yılı içerisinde ve birinci sıraya yerleşmişiz. En azından bir konuda birinci sıradayız diye sevinenler olabilir ama buna sevinmeyin arkadaşlar. Pahalılıkta birinci sıradayız. Market alışverişinde de Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını geride bırakmışız. Şimdi bunu bazı örneklerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Alman, İngiliz ve Türk bir uçağa binmiş. Hayır arkadaşlar, fıkra anlatmayacağım. Almanlar ve İngilizlere göre sepetimizi çok daha pahalıya dolduruyoruz ve çok daha fazla çalışıyoruz. 10 temel gıda ürününü alabilmek için bir İngiliz ya da bir Alman sadece 2.8 saat çalışıyor. Asgari ücretli bir Alman ya da İngiliz 2.8 saat çalışıyor arkadaşlar. Bir Türk ise tam 20.6 saat çalışıyor. 10 temel gıda ürününü alabilmek için biz neredeyse 2 gün hatta 3 gün çalışıyoruz. Almanlarla İngilizler sadece 2.8 saat çalışıyor. Bir İngiliz sepetini doldurabilmek için aynı 10 gıda ürününü alıyoruz. 10 temel gıda ürününü baz alıyoruz. İngiliz aynı ürünleri aldığında, sepetini doldurduğunda 202 lira ödüyor arkadaşlar. Bir Alman 246 lira ödüyor. Bir Türk 259 lira ödüyor. İngiliz ve Almanların ortalama asgari ücreti Türk lirası ile 14.400 liraya denk geliyor ve 1800 euro ortalama net maaş alıyorlar. Türkiye'de ise biz sadece 2850 lira maaş alıyoruz ki bunun içinde agi de var. Onu çıkarttığımız zaman bu 2500 liraya geliyor. Ama biz hadi gelin agiyi de dahil edelim. Aldığımız bu asgari ücretin tam %40'ını gıda ürünlerine harcıyoruz. %40'lık kısmı sadece gıda ürünlerine gidiyor. Yolu, yemeği, kirayı hiç saymıyoruz bile. İngiliz veya Almansa asgari ücretinin %5'ini gıdaya ayırıyor. Korkunç bir uçurum var. Türk insanı her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor bu koşullar içerisinde. Ama biz uçuyoruz, kaçıyoruz arkadaşlar. Mangalda kül bırakmıyoruz konuşmaya geldiğimizde ama tablo bunu göstermiyor. Neymiş efendim? IMF 2021 yılında Türkiye %6 büyüyecek demiş. büyümüş. Nasıl büyüyeceğini anlatıyor mu? Anlatmıyor. Üstelik içinde bir yığın çelişkinin olduğu bir rapor ortaya koymuş. O çelişkilerin en önemlisi de şu: Türkiye bir yandan sıkılaştırma politikalarını izleyecek diyor, öbür taraftan hızla büyüyecek diyor. Çünkü %6'lık büyüme bu ortamda çok ciddi bir büyüme. Türkiye nasıl büyüyebilir? Bir ülkenin büyümesi için 3 temel büyüme şekli var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi üreterek ve ihraç ederek büyümek. Almanya gibi, Japonya gibi, Amerika gibi vesaire. İthal ederek büyümek, yani Türkiye'nin eski hali gibi hem ithal ederek hem de tüketerek büyümek arkadaşlar. Türkiye'nin bugünkü hali gibi. İthal ederek ve tüketerek büyüyecekse Türkiye hangi parasıyla tüketecek arkadaşlar? Türkiye'de asgari ücret bu kadar düşmüşken, hayat pahalılığı bu kadar artmışken, gıda ürünlerindeki fiyatlar bile %20'nin üzerine çıkmışken ve çıkmaya devam ediyorken hangi geliriyle hangi harcamasını arttıracak ve bu sayede Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak Türk vatandaşı? Tüketimle büyüme ihtimalimiz de çok düşük. O zaman sıcak parayla mı büyüyeceğiz? IMF bunların hiçbirini açıklamamış arkadaşlar. Sadece bir rakam ortaya koymuş. Yeter ki Türkiye yüksek faiz ortamından çıkmasın diye elinden geleni yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Haklı mı? Haklı. Çünkü dünyanın her yerinde şu anda düşük faiz politikası var. Dünyanın her yerinde ekonomiler canlandırılmaya çalışılıyor ve dünyanın her yerinde insana karşılıksız yardımlar yapılıyor. Amerika teşvik paketleri açıklıyor. 1 trilyon dolarını vatandaşlarına dağıtıyor. Almanya'ya bakıyorsunuz, esnafından sanatkarına, sanatkarından üreticisine, çiftçisine ve vatandaşına kadar çok ciddi kaynaklar ayırıyor. Esnafına kapat dediği zaman dükkanını, onun giderlerinin %90'ını karşılıyor. Bizimkilerse elektrik, su faturalarından dolayı elektriğini, suyunu, doğalgazını kesiyor, icra takibi gönderiyor. Sonra sesler yükselince icra takiplerini Haziran'ın ortasına kadar erteledik. Vergileri de 1-2 ay erteledik diyor. Vergi yapılandırması yapıyorlar. Bir taraftan cezaları silerken öbür taraftan faizleri bindiriyorlar. Aynı miktarda rakamları yine vatandaşın sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Neden? Bütçede çok ciddi açıklar var arkadaşlar. Tam 245 milyar liralık bir bütçe açığı hedefleniyor 2021 yılında. Bu kadar yüksek bütçe açığı varken ve her geçen gün vergiler biraz daha artırılıyorken acaba nasıl olacak da Türkiye ekonomisi büyüyecek? Bunun hiçbir cevabı yok. Bunun yanına bir de işsizliği koyalım. Enflasyon ortamını koyalım. IMF'nin yapmaya çalıştığı tek şey Türkiye'ye gaz vermek. Bu gazla da yüksek faiz ortamında tutmaya devam etmek. Hadi biraz da şu 11 liralık dolardan bahsedelim. Şu an itibariyle bakıyorum, ekranımda 7.35.62'lik dolar seviyesi var. 8.94.89'luk da bir euro seviyesi var. Her ikisi de 11 liranın altında arkadaşlar. Hatta sterline bakıyorum, o da 10.07 civarında geziyor. Sterlin bile 11 liranın altında. Gördüğünüz gibi hiçbir kur aslında şu anda 11 liradan yüksek değil. Peki bu 11 lira meselesi nereden çıktı diye soranlarınız olabilir. Avrasya Tüneli'ne bir zam geldi. %20.8'lik bir zamdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu zam sonrasında tünel geçiş ücreti, tek seferlik geçiş ücreti, bu arada hem giderken hem dönerken geçiş ücreti ödüyorsunuz, 43.98 lira oldu. 44 lira değil arkadaşlar. 43.98. Bunu 4'e bölmeniz gerekiyor. Neden 4'e bölmeniz gerektiğini biraz sonra anlatacağım. Çıkan rakamda o kur değerini belirtiyor. Demek ki kur 44 liradan hesapladığımızda 4'e böldüğünüzde de 11 liralık bir dolar karşınıza çıkıyor. Bu hesaba nereden ulaşıyoruz ve gerçekten Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarının amacı enflasyonu düşürmek miymiş değil miymiş, onu da sizlere anlatmış oluyorum böylece. Şimdi neden Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretini 4'e böldüğümüzden bahsedeyim. Çünkü Avrasya Tüneli ile ilgili anlaşma şu arkadaşlar: her geçiş ücreti 4 dolardan hesaplanıyor. Bu 4 dolara göre de müteahhitlere ödeme yapılıyor. Çok basit bir matematik hesabı. 44 lirayı bölün 4'e, 11 lira çıkıyor arkadaşlar. Avrasya Tüneli'nden her geçişimizde 4 dolar ödüyoruz ama 11 liradan hesaplanan 4 doları ödüyoruz. Oysa Avrasya Tüneli'nden geçişte bugünkü kurun hesaplanması gerekiyordu. Yani 7.30 civarında olan bir dolar kurunun hesaplanması gerekiyordu. 7.30 ile çarptığımızda, hadi 7.30'u bıraktım, 7.50 ile çarptığımızda arkadaşlar 30 lira çıkıyor karşımıza. Biz 30 30 lira ödeyeceğimize 43 lira 98 kuruş ödüyoruz. 13 lira 98 kuruş fazla ödüyoruz. Zaten geçen senede Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti 1 dolar eşittir 9 liradan hesaplanmıştı ve 36 liraya çıkartılmıştı. O 36 lirada uygun bulunmadı. 43.98 liraya çekildi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti 1 dolar eşittir 11 lira oldu. Dönüp burada sormak lazım. Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'a, aynı zamanda da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a, madem bütün niyet fiyat istikrarıydı, enflasyonun düşmesiydi, faizlerin %17'ler seviyesine çekilmesinin arkasına madem bu gerçek yatıyordu, o zaman neden arka arkaya zamlar yapılıyor? Bir, neden Avrasya Tüneli geçişi 1 dolar eşittir 11 liradan hesaplanıyor ve neden Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti zaten yüksekken %20'nin üzerinde zam yapılıyor? Elektriğinden suyuna, suyundan doğalgazına, doğalgazından ekmeğine, ekmeğinden etine, etinden raftaki, reyondaki bütün ürünlerine kadar neden her şeye arka arkaya zam yapılmaya devam ediliyor? Madem dolar 8.50 seviyesinden 7.30 seviyesine düştü. Madem bu belanın ana sebebi, yani pahalılık belasının ana sebebi dolar kuruydu, o halde niye hala pahalılık devam ediyor? Gelin bunun cevabını verin bize. Ama kimsenin çıkıp cevap vereceği kanaatinde değilim. Bu cevapları onlar yerine size ben vereyim arkadaşlar. Ballı kaymaklı müteahhitlere kıyak yapılmaya devam ediliyor. Piyasadaki doların 12 liranın üzerinde olduğu, fiyatlandığı herkes tarafından biliniyor ve başta da bunu devlet biliyor, ekonomi yönetimi biliyor ve buna göre fiyatlandırmalar yapılıyor. Bütün ayarlamalar buna göre yapılıyor ve muhtemelen 2021 yılı içerisinde de bu seviyeler zaten görülecek. Aynı 9 lira seviyesinin kıyısına gelindiği gibi. Hatırlayın arkadaşlar, 5.80 seviyesindeydi dolar kuru. O dönemde Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı ve 9 liradan hesaplandı. Yıl sonuna yaklaşırken Kasım ayı itibariyle dolar kuru ne oldu? 8.50 oldu arkadaşlar. 9'un hemen kıyısına geldi. Yani boşuna 9 lira üzerinden hesap yapmamışlar. Peki şimdiki tablo ne? 11 liradan hesaplanmış bir Avrasya Tünel geçişi. 1 dolar eşittir 11 liradan hesaplanmış bir Avrasya Tünel geçişi. Demek ki arkadaşlar bu yıl içerisinde 11 lirayı biz rahat rahat göreceğiz. Ciddi bir kırılma yaşanırsa, ki yaşanma ihtimali çok yüksek, o zaman zaten 16 lirayla 20 lira arasında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Faizi arttıracağız, enflasyonu düşüreceğiz hikayesi aslı olmayan bir hikayedir. Aslı olsaydı şu ana kadar fiyatların hepsinin düşmüş olması gerekirdi. Aksine zam üzerine zam görmeye devam ediyoruz. Faizi ne kadar yükseltirlerse yükselsinler, enflasyonun düşmediğini, düşmeyeceğini hep birlikte çok net bir şekilde yaşayarak görüyoruz arkadaşlar. Daha ötesini söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının arkasında zaten enflasyonu düşürme niyeti, fiyat istikrar niyeti falan da yok. Tek niyet Merkez Bankası rezervlerini biraz toparlayabilmek. Onu yapabilmek için de vatandaşı panikletmeye çalışıyorlar. Şu anda dolar 7.30-7.35 seviyelerine kadar çekildiyse arkadaşlar, bunun temel nedeni bu. Vatandaş paniklesin, bir an önce elindeki dövizi bozdursun, biz de rezervlerimizi dolduralım. Sonrasında da dolar nereye giderse gitsin bakış açısı aslında. Ama vatandaşın da dövizini bozduğu falan yok. Aksine arka arkaya döviz almaya devam ediyor. 235 milyar doları geçmiş bir döviz mevduat rezervi oluştu vatandaşın. Yastık altındaki rakamı konuşmaya bile gerek yok. Çünkü yatırımların önemli bir kısmında evlerinde yastık altında tutuyorlar. Bir o kadar altın alındığını düşünün arkadaşlar. Bu büyük bir güvensizliği işaret ediyor. Ve buna rağmen tüketici güven endeksi hızla artıyor nasıl oluyorsa. Reel kesim güven endeksi hızla artıyor. Üstelik hizmet sektörünün güven endeksi artıyor. Esnaf batıyor, kafeler batıyor, restoranlar batıyor, turizmciler batıyor. Herkes büyük bir batak içerisinde. 2020 yılında 100 binden fazla esnaf ve sanatkar kepenk indirmiş, Sicil Gazetesi'nden çıkmış. Buna rağmen her şey iyiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Eğer siz buna inanıyorsanız diyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Sokağa çıkıp da 2 cadde gezen herkes ya da 2 AVM gezen herkes zaten durumun farkını çok rahat bir şekilde varabiliyor. Vatandaş da bunun farkına vardığı için döviz almaya, altın almaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim döviz fiyatlarına. Ne olacak doların, euronun hali? Şu anda 7.35 seviyesinde arkadaşlar. Tamamen suni bir baskıyla dövizi zorlayabildikleri kadar zorluyorlar. Döviz, dolar daha da düşecek imajı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun sayesinde de vatandaşın koşa koşa dövizini bozdurmasını istiyorlar. Ama farkında değiller ki dolar her düştüğünde yönünde vatandaş dolar almaya, euro almaya devam ediyor ve devam edecek. Türkiye'de bu kadar büyük kırılganlıklar varken ve önünde bu kadar büyük riskler varken ve Türkiye ekonomisi bu kadar yanlış yönetiliyorken vatandaşın Türkiye'nin ekonomi yönetimine güvenip de dolarını bozma ihtimali yok. 2 puanlık, 3 puanlık faize gitme ihtimali de yok ki enflasyonun da gerçekçi olmadığını herkes biliyor. Reel enflasyonu, gerçek enflasyona bakıyorsunuz %35'ler 40'lar civarında. TÜİK'in açıkladığı enflasyon %14.6. Faiz ortamına bakıyorsunuz %20'ler. Vatandaş götürüp parasını bankaya yatırdığı zaman %15 zarar ediyor. Evet, gerçek enflasyona karşı %15 zarar ediyor. Yarın öbür gün o bankadan o Türk lirasını çektiğinde sattığı ürünü geri alamıyor. Onun için de dövize, altına kaymaya, kaçmaya devam ediyor. Türkiye ekonomi yönetimi bunu görmediği sürece, palyatif tedbirlerle, geçici tedbirlerle günü kurtarmaya devam ettiği sürece kırılmalar her geçen gün daha da ağırlaşacak. Üstelik sadece kur kırılmaları değil, finansal kırılmalar ve reel sektör kırılmaları da yaşanacak. Reel sektör demişken, reel sektörün sözde 4 temsilcisi açıklama yapmış arkadaşlar. Fiyat istikrarı bizim için her şeyden daha önemli demişler. Yani yüksek faiz ortamından reel sektör temsilcileri memnunmuş. Reel sektör memnun değil bakın. Reel sektörü temsil edenler memnunmuş, nasıl oluyorsa. Yüksek faizle reel sektör batıyor, bitiyor ama temsilcileri memnun. Açıklamaları da bu yönde. Temsilcilere reel sektörün gerçekleri ne diyecek? Onu da hep birlikte göreceğiz. 7.35 civarında bir dolar kuru, 8.94 civarında bir euro var. Bu seviyeden tekrar geri dönecek ve 7.40 seviyesini yukarıya doğru kırdıktan sonra 7.60'a gidecek kısa vadede. Sonraki hedefi 7.90 olacak. Bunlar tamamen suni hareketler. Eğer ki beklemeyi bilmezseniz büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun seviyeleri. Kurun dönüşünü hep birlikte göreceğiz. Bu sürecin çok geçici olduğunu da hep birlikte göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin sorunları bitmiş falan değil. Yunanistan'la masaya oturmakla bitmiyor. Yunanistan'a taviz vermekle de bitmiyor. Ya da Avrupa Birliği'ne taviz vermekle de bitmiyor. Daha bir yıl taviz verilmesi gerekiyor. Madem bu kadar çok taviz verecektik, neden biz ekonomik dengelerimizi alt üst ettik? Neden biz Merkez Bankası rezervlerimizi boşalttık? İhtiyat akçelerimizi harcadık? Madem S-400'le ilgili ısrar edemeyecektik, neden satın aldık? 2,5 milyar dolarımızı oraya gömdük. Doğu Akdeniz konusunda ısrar edemeyecektik. Bütün ülkelerle karşı karşıya geldik. Suriye meselesi konusunun arkasında duramayacaktık. O zaman bu kadar çok mülteciyi niye Türkiye'ye getirdik? Neden 40 milyar dolar gibi Türk insanına, Türk vatandaşına ait olan bir parayı heba ettik? Bütün bunların cevaplanması gerekiyor arkadaşlar. Ben yaptım oldu demekle olmuyor. Özellikle bunu bilmesi gerekiyor bizi yönetenlerin. Türkiye ya bu tavizleri verecek, doları, euroyu bu seviyelerde tutacak ya da taviz vermediği anda doların, euronun uçtuğunu göreceğiz. Tavizleri verdikten sonra da doların, euronun ekonomik nedenlerle uçtuğunu göreceğiz. Yani bu işin uçarı kaçarı yok arkadaşlar. Kısa vadede belki haklı gibi görünüyorlar ama orta ve uzun vadede bizim ne kadar haklı olduğumuz defalarca ortaya çıktı. Bir kez daha ortaya çıkacak ne yazık ki. Çünkü Türkiye gerçeklerle değil, siyasi tedbirlerle yönetiliyor. Altının onsu 1857 dolarda. Fed'le ilgili beklentiler tam oturmadı diyenler var. O nedenle altın sıkıştı diyenler var. Fed varlık alımlarını düşürmeyle ilgili aslında hiçbir sinyal vermedi. Aksine varlık alımları tüm hızıyla devam edecek dedi pek çok Fed başkanı. Dolayısıyla Jeremy Powell da kendi kafasına göre bir açıklama yapmayacağından varlık alımları süreci devam edecek. Bu da altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak ons bazında. Teşviklerde öyle ya da böyle Şubat ayında rutininde devam eden bir süreçte geçecek, altın fiyatlarının tetiklendiğini göreceğiz. Bunun üzerine Amerika-Çin gerilimini de koyduğumuzda aslında süreç daha da büyük bir risk ortamına girecek ve altın fiyatları daha da yükselecek. Bakın, Çin Başkanı Xi'nin açıklaması, bugün Davos'ta yaptı bu açıklamayı. Batı'nın baskısı Çin'i rotasından saptıramaz dedi. Soğuk savaş zihniyetini bırakın dedi. Neden bunu söyledi? Biliyorsunuz Amerikan savaş gemileri, uçak gemileri Güney Çin denizine yönlendirildi. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı. Diğer yandan ticaret savaşları da tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'nın sorunu sadece Çin'le mi arkadaşlar? Hayır. Mesela Rusya ile de Suriye üzerinden karşı karşıya gelecek muhtemelen. Yine Türkiye ile hem Suriye hem Doğu Akdeniz meselesi üzerinden karşı karşıya gelecek. Onun için sadece korona değil mesele, korona büyük bir risk. Bunun yanında ciddi soğuk savaş riski de var önümüzdeki günlerde. Korona demişken 100 milyon kişiyi aşmış bir vaka sayısı var. Bunu da küçümsemeyelim arkadaşlar. Mutasyonun ne kadar tehlikeli olduğu ve olabileceği de konuşulmaya başlandı. Aşılar mutasyonun hızına yetişemediği için çare olamayabilir. Yine bu da piyasalar üzerinde önemli bir risk ve altın fiyatlarını yukarıya taşıyacak nedenlerden birisi. Çok net söylüyorum arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde 2300-2500 dolarları göreceğiz. Altın onsta. Gramda ise 1000 liranın üzerini göreceğiz. Yakın vadede 500 liranın üzerine çıkacağız. Orta vadede 600-800 aralığını göreceğiz. 1000 liranın üzeri kırılmalarla görülecek altının gramında arkadaşlar. Yani bekleyenler bu senede rahat bir nefes alacaklar ama panikleyenler her zaman olduğu gibi kaybetmeye devam edecekler. Gümüş de altına paralel hareket edecek. Gümüşün gramı da Türkiye'de hem doların yükselişine hem de gümüşün onsunun yükselişine bağlı olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek. Hatta daha agresif hareketler yapacak. Ben kripto para cephesinde Bitcoin'in çok tehlikeli bir sınırda olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. 30 bin dolar kırılırsa 24'e kadar gidebilir. Aman ha, dikkatli olun diyorum. Bu arada Instagram hesabımda her gün kısa vadeli beklentilerimi sizlerle paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yine gündeme dair beklentilerimi de Twitter hesabımda paylaşıyorum. Orayı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve biraz önce de söylediğim gibi beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.